Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. İkinci dönemin ilk yazılı provasıyla birlikteyiz. Yazılı kampımız süper bir şekilde ilerliyor. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, provamıza geçmeden önce sizlere yazılı kampımızın takviminden bahsetmek istiyorum. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı provasını yapacağız. Çok güzel notlar aldık öğretmenlerimizden, tüyolar aldık. Bu provamızda özellikle soruları dikkatli dinleyin. Konu tekrarı yapacağız ve son soruyu da iyi bilmek istiyorsak ne yapacağız? Sonuna kadar izleyeceğiz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Hadi bakalım besmele çekelim, başlayalım. Evet, öncelikle din ve hayat ünitemizden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu ünitemiz oldukça dolu dolu bir üniteydi. Bilmeniz gereken bazı kavramlardan bahsedeceğiz. Birinci konumuz din ve aileydi. İslam dini aileye çok önem veriyor ve bu yüzden oldukça konuştuk bu konudan. Aile ne demekti? Toplumun en küçük yapı taşı demekti. İslam dini neslin korunması için de en önemli faktör olarak aileyi belirlemişti. Aile kurmak Allah'ın emridir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Aile kurumunun gerçekleşebilmesi için, yani kurumun bir sözleşmeye bağlı kılınmasını istiyor. Nikah yoluyla evliliğin gerçekleşmesini istiyor. Ardından aile içi sorumluluk ve görevlerden bahsetmiştik. Burada özellikle eşler birbirinin hakkını gözetmeli, birbirine saygılı ve sevgisini ifade etmeliydi. Saygılı cümleler kurmalı, birbirimizin özel alanlarına dikkat etmeliyiz demiştik. Ve anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarına gelmiştik. Buradan anne babanın çocuklarına karşı sorumlulukları güzel isim takmak, onlara helal yedirip içirmek, eğitim almalarını sağlamak, güzel ahlakı benimsetmek gibi görevler vardı, sorumluluklar vardı. Tabii ki çocukların da anne babalara karşı sorumlulukları vardı. Burada da anne babaya iyilik etmek, güzel konuşmak onlarla, öf bile dememek, özellikle ayet vardı bu konuda çünkü. Maddi ve manevi çaba sarf etmek, mesela işte eğitiminiz için onlar bir masrafta bulunuyorsa bunun için minnet duygusu beslemek, ev işlerinde yardımcı olmak gibi sorumluluklarımız vardı. Çocukların görevleri vardı. Evet, ikinci konumuz din, kültür, sanat konusuydu arkadaşlar. Öncelikle sanatın tanımını yapalım. Sanat ne demekmiş? Maddi veya zihni bir iş için izlenen, gösterilen çabada özenli yol anlamına geliyor. Medeniyet ise bir milletin örf, adet, dil, din gibi unsurlarının etkisiyle oluşmuş birikimin tümüne deniliyor. İslam medeniyetinin temelinde Kur'an ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti yer alır. Biliyorsunuz İslam dini Mekke'de ilk olarak tebliğ edilmişti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında Müslümanlarla Medine'ye hicret etmişti. Hicretten sonra Hazreti Muhammed'in vefatıyla birlikte arkadaşlar İslam dini farklı medeniyetlere, farklı coğrafyalara yayılıyor ve burada farklı kültürlerle karşılaşıyor. Onların kültüründen etkilendiği gibi İslam dini Müslümanlar da orada yaşayan insanları etkilemişlerdir. İslam dini hiçbir zaman sanata, kültüre ya da medeniyete karşı değildir. Eğer bir toplumun mevcut örf ve adetleri İslam'ın özüyle çelişmiyorsa bunları zenginlik olarak kabul etmiştir. Değiştirmeyi düşünmemiştir. Peygamberler de yine medeniyetin öncülüğü noktasında en önemli örneklerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde ilk olarak mimari yapı dediğimiz Mescid-i Nebi'yi inşa etti. Mescid-i Nebi Müslümanların toplandıkları, sohbetlerini yaptıkları, ibadet ettikleri, önemli meseleleri görüştükleri, diplomatik görüşmelerin yapıldığı, diğer ülkelerin elçileriyle görüşüldüğü, sosyal, ticari konularda önemli konuların konuşulduğu bir yapıdır arkadaşlar. Bu şekilde fonksiyonları oldukça fazladır. Ama İslam medeniyetinde bazı mimari eserler dediğimizde aklımıza ne geliyor? Cami, medrese, Darüşşifa, günümüzün hastaneleri arkadaşlar. Cami ibadet edilen yer, medrese eğitim merkezleri, dergah, tekke, zaviye eş anlamlı bunların hepsi. Han, hamamlar, kervansaray, şadırvan ve köprüler karşımıza çıkıyor. Gelelim edebiyata. Edebiyat ise bir milletin
duygu, düşünce ve değerlerinin dil aracılığıyla aktarılmasını sağlayan bir sanat çeşididir. Şimdi sizlere İslam medeniyetinden etkilenen, İslam dininden etkilenen çeşitli edebiyat ürünlerinden bahsedelim. Evet, burada Karahanlılar dönemiyle İslamiyet'in etkisi altında giren edebiyatımızda öne çıkan eserler var. Yusuf Has Hacib'in kaleme almış olduğu Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk ilk akla gelen iki eserlerden özellikle. İslam Türk edebiyatının en eski örneği olan Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib tarafından manzum olarak Türkçe yazılıyor. Burada dört temsili kişiyi konuşturuyor. Bir siyasetname niteliği taşıyor aynı zamanda arkadaşlar. Kutadgu Bilig ise kutlu bilgi anlamına geliyor. Hükümranlık bilgisi anlamına geliyor. Kaşgarlı Mahmud'un eseri olan Divan Lügat-ı Türk ise Abbasi halifesi Muktedi Billah'a takdim edilen bir eserdir. Yine Edip Ahmet'in kaleme almış olduğu Atabetül Hakayık, Ahmet Yesevi'nin Divan Hikmeti ve Rabguzuni'nin Kısasul Enbiya, peygamberlerin kıssaları da önemli isimlerdir. Atabetül Hakayık'ta İslam kültür medeniyetinin birinci kaynağı olan Kur'an ayetleriyle Peygamber Efendimiz'in hadislerinden yararlanılan ortaya konulan ahlaki öğütler yer alıyor. Hacı Bektaş Veli ise Velayetname ya da Makalat adlı eserleriyle tanınmış erenlerden biri. Velayetname adlı eserinde de Hacı Bektaş Veli'nin hayatı, menkıbeleri, kerametleri anlatılıyor. Makalat ise onun fikirlerini açıklayan, onun şahsiyetini tanımamıza kaynaklık eden bir eserdir. Şimdi tekrardan konumuza geri dönüyoruz arkadaşlar. Musiki ile devam edeceğiz. İslam'ın musikiye bakışı ve diğer sanatlardan beklentisi dinin öğretileriyle ters düşmemesidir arkadaşlar. İslam toplumunda Hazreti Peygamber döneminden itibaren müzikle ilgilenmiştir. Müzik kelimesi yerine İslam dininde daha çok musiki kavramı kullanılır. Peygamber Efendimiz Kur'an'ın güzel sesle okumasını teşvik etmiş ve Bilal-i Habeşi'ye ezan okumasını istemiştir. Ayrıca insanların düğün gibi zamanlarda da yine musiki eşliğinde ölçülü biçimde eğlenmelerine de izin vermiştir. Yani İslam dini musikiye karşı bir tutumu yoktur. Musikinin Allah'tan uzaklaştırmayan, iyiye ve güzele yönlendiren bir yapıda olması İslam'ın aradığı temel kuraldır. Yani isyan içeren ya da kadere tenkit eden, eleştiren bu tarz isyankar müziklerin değil de daha çok iyiye, güzele, umut vaat eden eserler dinlenilmesine tavsiye etmiştir. Musiki tarihimizde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Yine doğadaki kuş gibi, su gibi seslerin tedavi amacıyla bu seslerden faydalanılmıştır. Edirne'deki veya Fatih'teki Darüşşifa bu alanda önemli bir örnektir. İslam medeniyetinin musiki alanında ilk ciddi çalışmalar Kindi, Farabi ve İbn Sina ile yapılmıştır. Itri ve Dede Efendi ise bestekarlarımızdır arkadaşlar. Onların eserleri de musiki alanında önemli bir yere sahiptir. Şöyle not alalım. Bestekar diye not alalım Itri ve Dede Efendi'yi. Gelelim şimdi hat arkadaşlar. Arap harflerinden doğarak İslam medeniyetinde müstakil ve olağanüstü konum kazanan güzel yazı sanatıdır arkadaşlar. Hat, hatla ilgilenen yani hat sanatçılarına da hattat denir. Bunu unutmuyoruz, sanatçı diye yazalım. Şöyle hat sanatçılarına hattat denir. Hüsnü hat sanatı Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı güzel yazmayla ilgilidir. Yine bu konuda çeşitli bu hattatların çalışmalarında çeşitli kullandıkları yazı stilleri vardır. Bunlara da aklam-ı sitte deniliyor. Aklam-ı sitte, sülüs, nesi, muhakkak, reyhani, tevki ve rika yazı usulü meydana çıkıyor. Bu yazı stilleriyle çeşitli hat yazıları yazılmıştır. Gelelim tesibe arkadaşlar. Tesip Arapçada zeheb, altın ile süsleme anlamına geliyor. Bu kelimeden ortaya çıkmıştır. Altınla süslemek anlamına gelir. Bir çeşit süsleme sanatıdır. Ana malzeme olarak altın ya da yaldız kullanıldığı için bu isimle anılmıştır. Tesip alanını sanatçılarına ise müzehhib deniliyor. Şöyle not alalım. Sanatçısına müzehhib deniliyor. Arapçada fiili yerine getiren
genellikle başına M harfi gelir ve kelimeden türetilir. Tezhip, müzehip, hat, hattat gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer süsleme sanatımız da ebru arkadaşlar. Ebru elde hazırlanan boyaların öd ve su ilavesiyle ayarları yapıldıktan sonra kitre dediğimiz yoğunlaştırılmış su üzerine serpilip kağıda transfer edilmesiyle oluşan bir sanat dalıdır. Yine günümüzde ebru kağıt dışında da başka malzemelerin süslemesinde de kullanılıyor. Tarihimizde pek çok ebru sanatçısı yetişmiştir. Hezarfen Ethem Efendi, Hatip Mehmet Efendi, Necmettin Okyay ve Mustafa Düzgünman. Özellikle Mustafa Düzgünman ismini kodluyoruz aklımıza. Bu ebru sanatçılarının başında gelir. Bir diğer süsleme sanatımız minyatür arkadaşlar. Bu da bir resim sanatıdır. Ve sözlük anlamı yazma kitapları yapılan küçük, renkli, ince işlenmiş resim, nakış anlamına da gelir. Bir şeyin küçük benzeri veya kopyası gibi anlamlara geliyor. Minyatürü nereden aklımızda tutacağız? İstanbul'da Haliç'te bulunan minyatür müzesinden aklımızda tutabiliriz. Gidip ziyaret edenler olduysa görmüşlerdir. Her şeyin minyatürü, yani küçük halini sergilenir orada. Bu şekilde küçük resim sanatı diye aklımızda tutabiliriz. Bir diğer ismi de nakkaş dedik. Nakkaş sanatçılarına verilen isim arkadaşlar. Minyatür sanatçılarına nakkaş denir. Atölyelerine ise şöyle yazalım. Atölyelerine ise nakkaşhane deniliyor. Evet, üçüncü konumuz din ve çevreydi arkadaşlar. Din ve çevre konusunda da çevrenin tanımını yaptık. Öncelikle belli bir yaşam ortamında canlıların yaşam üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörlerin bütününe deniliyor. Yani etkilediğimiz, etkilendiğimiz, biçimlediğimiz, iç dünyamızla yoğurduğumuz, kendimizi gerçekleştirdiğimiz yere çevre diyoruz. Uluslararası düzeyde çevrenin korunması konusunda kapsamlı olarak ilk yaklaşan kuruluş Birleşmiş Milletler olmuştur ve 5 Haziran gününü Dünya Çevre Günü olarak ilan etmiştir. Her yıl 5 Haziran gününde çeşitli faaliyetlerle bütün ülkeler bugünü ne yaparlar? Kutlarlar. Tüm ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanır. Şimdi her şeyin ölçülü yaratıldığı Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından ifade ediliyor. Allah-u Teala onun katında her şey ölçüyledir diye buyurarak modern dünyanın çevre literatürüne giren ekolojik denge kavramını aslında asırlar öncesinde, hatta 14 asır önce işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre insan çevrenin sahibi değildir, asıl sahibi değildir. Çevre insana emanettir. Yani bu yüzden onu dilediğimiz gibi kullanamayız, kaynakları dilediğimiz gibi tüketemeyiz. Bunun yanı sıra İslam düşüncesine göre insanın çevreye karşı bakışı merhamet ile alakalıdır. Çevre bilinci ve eğitimi konusundaki mesajlar genellikle ahlak temelli prensiplerdir. Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağaç dikmenin önemine vurgu yapmıştır. Ve Mescid-i Nebi'nin çevresini sit alanı, günümüzdeki sit alanı kavramı ifade edilen kavramla, yani o ağaçlara dokunulamaz, etrafta hayvan avlanmasında yasaklamıştır. Biz buradan Hazreti Muhammed'in de çevreye verdiği önemi anlıyoruz. Yine Peygamber Efendimiz ağaç dikmenin çok büyük bir sevap olduğunu müjdelemiş. İslam'ın ormanları korumaya verdiği önemi de göstermiştir. Ahlak temelli prensipler dedik. Bu prensipler denge, ölçü, adalet, emanet, sorumluluk ve tasarruftur. Denge, Allah-u Teala'nın koymuş olduğu dengeyi korumakla alakalıdır. Her şey bir ölçü üzerine yaratılmıştır. Bir denge kurmuştur Cenab-ı Hak ve bu dengeyi bizden korumamız istenir. Ölçü ve denge birbiriyle ilişkili. Adalet de yine kaynakları tüketirken kul hakkını düşünmemiz gerektiği, canlara zarar vermemek gerektiğini, her şeye hakkını vermek gerektiğini anlıyoruz. Emanet, çevre ne demiştik, insana emanettir. Emanete sahip çıkmak gerekir. Sorumluluk da yine bizlerin topluma, çevreye, doğaya karşı olan sorumluluklarımızı kastetilir. Tasarruf da kullanma yetkisidir. Ne demiştik? Asıl sahibi değiliz. Sonuna kadar kullanma yetkimiz yoktur. İslam dini çevre konusunda da
israfa oldukça karşıdır. Sadece yeme içmede değil, zaman israfında değil, aynı zamanda çevreye karşı da israf edilmesine oldukça karşıdır. Mesela Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Derenin kenarında bile olsan suyu israf etme diyor. Ya da abdest alırken suyu israf etmek mekruhtur gibi arkadaşlar. Buradan israfa karşı bakış açısını anlayabiliyoruz. Gelelim din ve sosyal değişime. Sosyal değişme tabii çevrenin özelliklerinin farklılaşması, biyolojik yapıya tesir eden unsurların çoğalması ile meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişiklik daha çok gelişme ile ifade edilir. Sosyal değişim, gelişme kastedilir. İslam dininde zarurat-ı diniye dediğimiz inanılması zorunlu esaslar vardır. İnanılması zorunlu esaslar vardır. Şimdi İslam dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra farklı coğrafyalara taşınması, farklı sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kur'an'da ve sünnette yer almayan hükümlerle alakalı olarak İslam alimleri çeşitli yöntemler gelişmişlerdir. Bunlara fıkhi yöntemler diyoruz. Bu yöntemlerle insanların sorunlarına pratik ve kolay çözümler üretmişlerdir. İslam dinini daha yaşanılabilir kılmışlardır. Müsbet değişim hususunda peygamberler en güzel örnektir. Çünkü peygamberler yaşadıkları toplumu tamamen değiştirmeye çalışmamıştır. İnsanların yaşayışına, örfüne, adetlerine göre de uygun bir şekilde yaşamaya gayret etmiştir. Yani o toplumu tamamen değiştirmeye çalışmamışlardır. Zorlayarak değiştirmeye çalışmayan peygamberler güzel yaşayışlarıyla toplumlara örnek olmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumda tevhid inancıyla bağdaşan kuralları bunları değiştirmekte bir sakınca görmemiştir. Bu şekilde toplumun olumlu değişimine katkı sağlamıştır. Sosyal değişime örnek olarak en güzel örnek teyemmüm müdür arkadaşlar? İslam dini suyun bulunmadığı noktalarda, yerlerde ya da bulunan suyun temiz olmadığı durumlarda insanın toprakla abdest almasını tavsiye etmiştir. Yani mutlaka bir çözüm önerisi getirmiştir. Bunun yanı sıra yöntemlerden bahsetmiştik dedik. Arkadaşlar içtihat, kıyas, icma, görüş birliği, alimlerin görüş birliği demek. İçtihat ise Kur'an ve sünnete bakarak hüküm vermektir. Kıyas ise önceki verilen olaylarda benzer bir durum varsa kıyas edip bir hükme varmaktır. Sahabe kavli de Kur'an ve sünnette yer almayan konularda hükümlerde sahabe kavline başvurmaktır. Yani sahabenin sözlerine, davranışlarına başvurmaktır. İstihsan da bir konuda hoş görülen hükme varmak anlamına geliyor. Mesale-i mürsele ise yine bir şeyi iyi olarak görmek, istemek, bir şeyin iyi olmasını isteme anlamlarına geliyor. Şimdi örf ise yaşanan toplumun örfünü adetlerine göre hüküm vermeyi, yani yöntem olarak kullanıldığında bir olay hakkında ya da bir davranış hakkında hüküm verirken o toplumun örf adetlerine de bakmak demektir. Seddi zerai ise kötülüğe giden yolu engellemektir. Kötülüğe giden yolu kapatmak. Yani hüküm verirken o hükmün başka bir davranış, başka bir harama, başka bir günaha varmasını da, yani o yola gitmesini de engellemektir. Bunu düşünerek hüküm vermek anlamına geliyor. Evet, din ve ekonomi konusuna geldik. Din ve ekonomi konusunda İslam dini insanın mal edinme, mülk edinme ya da çalışarak mal edinme konusunda buna karşı değildir. Şimdi tabii ki insanın bir maddi ihtiyaçları vardır, bir de manevi ihtiyaçları vardır. Barınma, beslenme, giyinme temel ihtiyaçlardandır. İnsanın bunları çalışarak üretmesi gerekiyor. İslam dini çalışmayı, üretmeyi teşvik etmiştir. İslam dini ticareti, alışverişten sağlanan kazancı helal kılmıştır. Hatta alışveriş yapılmasını teşvik etmiştir. Yapılan iş ve çalışmalarında meşru, yani geçerli, helal yoldan olması şartıyla her türlü kazancı serbest bırakmıştır. Fertler meşru yoldan kazanmak ve zekatını vermek şartıyla diledikleri kadar servet sahibi, mal sahibi olabilirler. İslam dini haksız kazanca karşıdır. Bu sebeple başkasının malını gasp etmek, telef etmek, hemen şöyle not alalım. Mesela gasp, telef, zarar vermek ya da hırsızlık gibi, yolsuzluk gibi, rüşvet gibi, şöyle yazalım, yolsuzluk,
rüşvet gibi haksız kazanç yollarını, tefeciliği, faizi yasaklamıştır. Şöyle yazalım, şunları şuraya sıkıştıralım. Faizi yasaklamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de gençliğinde ticaretle uğraşmış, işini dürüst yapmış. Başkalarına da yine, yani diğer Müslümanlara da bu şekilde davranmalarını öğütlemiştir. Ve çalışanların hakkının korunmasını istemiştir. Yani şöyle diyor Peygamber Efendimiz, ücretle bir kişiyi çalıştırıp da onun ücretini ödemeyen kimsenin kıyamet gününde düşmanıyım diyerek işçinin mutlaka hakkının verilmesini istemiştir. Zaten İslam dininde korunması gereken 5 temel gaye vardı. Canın, neslin, aklın, malın ve dinin korunmasıydı. Malın korunması kapsamında işçinin hakkının verilmesi de, herkese hakkının verilmesi de bu konuya dahildi. Yine bütün peygamberler çalışarak geçimlerini sağlamıştır. Mesela Hazreti İsa marangozdu, Hazreti Davut aleyhisselam demircilikle uğraşırdı. Evet, infak, zekat ve sadaka ile de İslam dini ekonomik dengeyi hedefler. Yani insanların birbirlerinin ihtiyaçlarını gözetmelerini zekatla bunu zorunlu hale getirmiştir. Sadaka ile de gönüllülük esası üzerine, infakla da yine aynı şekilde gönüllülük esası üzerine bunu tesis etmiştir. Zekat, Peygamber Efendimiz'in ifadesine göre zenginle yoksul arasındaki köprüdür. Yani bu şekilde yoksulla zengin arasında bir merhamet bağı tesis etmeyi hedefler. Gelelim din ve sosyal adalet konusuna. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim ferdi toplumun bir parçası olarak kabul ettiği için toplumda sosyal adalet ve insan haklarının gerçekleşmesi açısından her insana uyması gereken bazı kurallar koymuştur. Haklar ve özgürlükler insanların bir arada yaşayabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Yani herkesin karşılıklı olarak gözetmesi gereken bazı haklar vardır. Hukuk da bu alanın kurallarını ifade eder. Özgürlük, insanın serbest olması, tercihte bulunup karar verebilmesi ve isteklerini gerçekleştirme imkanına sahip olması anlamına gelir. Ama özgürlüğü tamamen sınırsızlık olarak algılamayacağız. Çünkü bizim özgürlüğümüz başkasının özgürlüğüne müdahale ettiği anda orada bitiyor arkadaşlar. Yani başkasının hakkına girdiğiniz anda özgürlük söz konusu olmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde özellikle evrensel insan haklarına ve sosyal adaletle ilgili oldukça fazla ilkelerde bulunmuştur, tavsiyelerde bulunmuştur. Irkçılığa karşı vurgu yapmıştır. Hiç kimsenin birbirinde bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün ancak güzel ahlakla olduğunu vurgulamıştır. Yine kadın hakları konusunda da çeşitli vurguları vardır. Veda hutbesi o yüzden sosyal adalet konusunda önemli bir yere sahiptir. Bunun sonucunda çeşitli haklar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu haklara baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem engellilere önem vermiş, onları kamu alanında istihdam etmesi, Hazreti Peygamber'i yine görme engelli olan, hicretten önce Medine'de Kur'an öğreticisi olarak görev yapan Abdullah bin İmmi Mektubu, Mescid-i Nebevi'de müezzin olarak görevlendirmesi de yine insanların önceki mevcut görevlerinin devam etmesini de sağlamıştır. Yine veda haccına gittiğinde de Medine'de kendi yerine vekil bırakması oldukça insanların, yani bazı engelleri sahip insanların da hayata katılması alanında önemli bir çalışmadır. Gelelim haklara. Yaşama ve sağlık hakkı. İslam dinine göre yaşama ve sağlık hakkı dokunulmazdır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın muhterem cana kıldığı cana kıymayın ayetiyle açıklanır. Yine anne karnındaki çocukların canlarının da koruma altına alındığı ifade edilmiştir. Yani bir çocuğu öldürmekle, anne karnındaki bir bebeği öldürmekle bir yetişkini öldürmek arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de haramdır arkadaşlar. Eğitim hakkı ise insanın kendini geliştirmesi adına çeşitli hakları vardır. Yani herkes gelişme için bütün çalışmalara katılabilir. Eğitim hakkı insanın olgun bir seviyeye gelmesi için kendini ve çevresini tanıma hakkı olarak da tanımlayabiliyoruz. İslam dinine göre eğitim oldukça önemlidir. Hem hak hem de yükümlülüktür. Yani bir insanın iyi bir birey olması için eğitim ve öğretime ihtiyacı vardır. Her bireyin de topluma karşı iyi bir insan olmak gibi bir vazifesi vardır. Yani aynı zamanda bir yükümlülük getiriyor. Peygamber Efendimiz Mekke'nin ilk yıllarında Darul Erkam'ı bir eğitim merkezi olarak kullanılmıştır. Darul Erkam, Erkam'ın yeriydi. Bunu önceki üniteden de hatırlıyorsunuz. Ve burada eğitim faaliyetleri yürütmüştür. İlim tahsil etmenin de önemine vurgu yapmıştır. Yine hicretten sonra da Mescid-i Nebi'nin yanına
SUFE denilen bir okul inşa etmiştir. Bu okuldaki öğrenci sayısı da kimi zaman 400'ü buluyordu arkadaşlar. Burada da okuma yazma faaliyetleri yürütülüyordu. Okuma yazma öğreniyordu sahabiler. Düşünce ve ifade özgürlüğü. Kur'an-ı Kerim'de dinde zorlama yoktur ayetinde belirtildiği üzere insan inanç konusunda serbest bırakılmıştır. Hiç kimse zorunlu olarak dine sokulamaz, tehditle, baskıyla, zorla dine hiçbir şekilde getirilemez arkadaşlar. Çünkü din, inanç kalpte başlar demiştik. Yine bir toplumda temel hakların ve özgürlüklerin varlığından bahsedilebilmesi için orada insanların özgürce düşünebilmeleri gereklidir. Düşüncelerin başkalarının hakları çerçevesinde özgürce ifade edilebildiği, tartışılabildiği toplumlarda huzur ve barış ortamı sağlanır. İbadet özgürlüğü ise inanç özgürlüğünün bir hak olarak tanımlanan doğal olarak ibadet hakkı da ortaya çıkıyor. Yani herkes kendi ibadetini özgürce yerine getirebilir. Bu ikisi, yani düşünce ve ifade özgürlüğü ile ibadet özgürlüğü, birbirinin parçalarıdır. İnsanlara inanç özgürlüğü tanımak demek, o kişilerin inançlarına göre yaşayabilmelerinde, yani ibadetlerini yerine getirebilmeyi de kapsar. İbadethane açabilirler. İbadet hakkı da inanç özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası dedik. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o dönemden itibaren diğer din mensuplarının ibadetlerini yapabilmek için Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudilere her türlü kolaylığı göstermiştir. Yine Necranlı Hristiyan bir heyet Peygamber Efendimiz'i görüşmek için Medine'ye geldiğinde, görüşme esnasında ibadet vakitleri girince Hazreti Muhammed'den izin istemişler. Peygamberimiz de onların mescitte ibadet etmelerine izin vermiştir, müsaade etmiştir. Özel yaşamın gizliliği İslam dininde daha çok mahremiyet kavramıyla ifade edilir. Mahremiyet İslam dinine göre özel yaşam alanı, kişinin başkalarıyla paylaşmak istemediği, başkaları tarafından bilinmesi, görülmesinin istemediği alanları kapsar. Mahremiyet sınırlarının ihlal edilmesi bireylerin yanı sıra toplumsal yapıda güvensizliğe de sebep olur. Mesela başkalarının evine izinsiz olarak girmek mahremiyet ihlali olarak görülmüştür. Yine başkalarına ait bilgileri izinsiz paylaşmak, sırları paylaşmak bu konuda İslam dininde yasak olarak getirilen davranışlardandır. Gelelim Kur'an'dan mesajlar. Ali İmran suresi 103 ve 105. ayetleri arkadaşlar. Bu ayetlerde Allah-u Teala hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın diyor. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişileriniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz diyor. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi kurtarmıştı Allah, işte bu şekilde ayetlerini açıklar diyerek devam ediyor. Ayetin devamında sizden hayra çağıran, yani iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Burada emri bil maruf nehyi anil münker kavramı geçiyor ayetin Arapça orijinalinde. İyiliği emredip kötülükten men etmek, yani sakındırma anlamına geliyor. Allah-u Teala toplumun içerisinde böyle insanların bulunması gerektiğini hatırlatıyor. Yine Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığından kasıt İslam dini ve Kur'an kastediliyor arkadaşlar. Burada hep birlikte Allah'ın İslam göndermiş olduğu hak dine, İslam dine inanmayı, onu kabul etmeyi ve gereklerini yerine getirmeyi vurguluyor. Evet arkadaşlar, şimdi öğrenci notlarımız bitti. Yazılı provamıza geçiyoruz. Hadi bakalım geçelim. Evet, bu sayfayı görmüştük zaten. İslam etkisiyle oluşan edebiyat ürünlerinde de divan edebiyatını görmüştük arkadaşlar. Mevlid, Miraciye, Tevhid, Naat ve Hilye. Türk halk edebiyatında ise İlahi Nefes, Nutuk, Devriye ve Şatiye'yi görüyoruz. Gelelim provamıza. Evet arkadaşlar, tekrar enerjimizi topluyoruz. Şöyle bildiklerimizde hemen hızlı bir şekilde sorularımızı çözüyoruz. Tezhip sanatçılarına denir arkadaşlar. Arapçada tezhip ne demekti? Zehep demekti. Tezhip ustasına ne deniyordu? Müzehhip deniliyordu, değil mi? Bu sorularımızın hemen devamı nerede? Evet, bakıyoruz bu tarafta ne yazıyoruz birinci? Tezhip, müzehhip deniliyor. Dede Efendi ve Itri'nin yaptığı çalışmalar ile ön plana çıkan sanat dalı kimdi? Dede Efendi ve Itri Efendi bestekarlardı. Yani hangi alanda? Tabii ki musiki alanında çalışmalar yapmışlardı.
Yazma kitapları yapılan küçük renkli resim, nakış, bir şeyin küçük benzeri yani minyatür olacak cevabımız. Hemen bakıyorum. M'de minyatürümüz. Kaşgarlı Mahmud'un kaleme aldığı eser ise Divan-ı Lügat-ı Türk olacak. Hemen yazıyorum. İnsanın tercihte bulunup karar verebilmesi, isteklerini yerine getirebilme imkanına sahip olması ise özgürlük olacak. Hemen yazıyoruz. Osmanlı mimarları deyince akla gelen isim Mimar Sinan olacak arkadaşlar. Mimari konusunda gördük. Onun eserleri vardı değil mi? Ustalık, kalfalık ve çıraklık eserim diye ifade ettiğim eserleri vardı. Bir milletin örf, adet, dil, din unsurlarının etkisiyle oluşmuş toplumların yaşamına dair geniş yapı medeniyet olacak arkadaşlar. Bakalım medeniyeti ne tarafta? Evet, burada G medeniyet diyoruz. Yusuf Has Hacib'in eseri neydi arkadaşlar? Kutadgu Bilig olacak tabii ki. Hemen yazalım şöyle i diyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edince yaptırdığı ilk mescit Mescidi Nebi olacak. Hemen diğer sayfamıza bakalım. Mescidi Nebevi burada hemen yazıyoruz. Evde hazırlanmış boyaların öt ve su ayarı yapıldıktan sonra yoğunlaştırılmış su üzerine serpilen kağıda transfer edilmesiyle oluşan sanat dalı ebru olacak arkadaşlar. Hemen buradan e diyoruz, ebru. Güzel yazı sanatı neydi? Bakalım burada hat olacak arkadaşlar güzel yazı sanatımız. Minyatür sanatçılarına ne deniyordu? Minyatür sanatçılar nakkaş deniyordu değil mi? Hemen bakalım C'de görüyoruz nakkaş olacak. Ve Mevlana'nın kaleme aldığı eser Mesnevi olacak arkadaşlar. Mevlana'nın eseri bakalım burada var mı? Evet burada Mesnevi olarak yazılmış. Mimar Sinan'ın ustalık eseri dediği eser de Selimiye Camii olacak arkadaşlar. Cevaplarımız bu şekilde. Evlilik için yapılan sözleşmeye nokta nokta denir. Evlilik için yapılan sözleşmeye ne denirdi? Tabii ki nikah denirdi arkadaşlar. Hemen yazdık. Düşüncelerin dil ile aktarılma sanatına edebiyat diyoruz arkadaşlar. Hemen yazdık. Evet oldukça iyi gidiyoruz. Mevlid ve Hilye nokta nokta ürünlerindendir. Neyin ürünlerindendir arkadaşlar? Hangi edebiyatın? Bir Türk edebiyatı vardı, bir de divan edebiyatı vardı değil mi? Tabii ki divan edebiyatı olacak. Şöyle yazalım. Divan edebiyatı. Minyatür yapılan atölyelere nakkaşhane deniliyordu değil mi? Hemen yazıyoruz. Nakkaşhane. Tekke ve zaviyenin eş anlamlarından biri de dergahtır. Dergah, tekke, zaviye bunların hepsi aynı anlama gelir. Dergah terimidir. Hacı Bektaş Veli'nin inanç ilkelerini, fikirlerini açıklayan ve onun şahsiyetini tanımamıza kaynaklık eden en önemli eseri neydi? Makalat olacak arkadaşlar. Makalat yazıyoruz. Bu eser yazar eşleştirmelerine çok dikkat edin. Mutlaka buradan soru gelecektir. Nokta nokta Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairidir. Tabii ki Yunus Emre'miz olacak arkadaşlar. Yunus Emre. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için yazılmış övgü dolu sözlerden oluşan eserlere ne denir? Naat denir değil mi? Çok güzel eserler vardır naat adına. İnanılması dince zorunlu olan şeyler Hazreti Peygamber tarafından haber verilen ve her Müslümanın da iman etmesi zorunlu olan dini hükümlere ne deniyordu? Zarurat-ı diniye deniliyordu arkadaşlar. Zarurat-ı diniye yani zorunlu olan esaslar. Nokta nokta güzel sesinden dolayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ezan okunmasını istemiştir. Kimden? Bilal-i Habeşi'den istemişti dedik. Bilal-i Habeşi. Evet. Gelelim cümle doğru mu yanlış mı sorumuza. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ve Medine civarını bugünkü tabiriyle sit alan ve milli park ilan etmiştir. Evet doğru. Din ve çevre konusunda bu konudan bahsetmiştik. Hazreti Peygamber Mekke ve Medine civarında kuşların ve hayvanların avlanmasını istemiştir. Yanlış, istememiştir olacak arkadaşlar. İslam dini ailenin sağlam temeller üzerine kurulmasını ister. Evet özellikle nikah yoluyla aile kurulmasını ister. Hazreti Peygamber abdeste çok su harcamanın israf olmayacağını bildirmiştir. Yanlış, israf olacağını bildirmiştir.
Çocukların anne babalarına karşı sorumlulukları bulunmamaktadır. Yanlış, bulunmaktadır olacak. İslam alimleri gayrimeşru yollarla oluşturulan sermayenin kazanç ve karının bereketsiz olacağını bildirirler. Evet, doğru. Mesela rüşvet, kumar yoluyla elde edilen haksız kazanç yolları, iddia gibi şans oyunları ile elde edilen kazançlar bereketsizdir. İslam'da çalışıp kazanma konusunda cinsiyet ayrımı vardır. Yanlış, cinsiyet ayrımı yoktur. Kadın erkek, herkese ilim farzdır diyor Peygamber Efendimiz. Şöyle yanlış diyelim. Peygamberimiz boş arazilerin ağaçlandırılmasına önem vermiştir. Evet, Kur'an'da en detaylı anlatılan tek kurum eğitimdir. Yanlış, tek kurum eğitim değildir tabii ki. İslam toplumun zararına olan üretim, tüketim ve harcamaları yasaklar. Evet, doğru. Yani neyi yasaklar? Bunlar israfı yasaklar değil mi? Geldik çoktan seçmelilere. Onları ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Rum suresi 21. ayet. Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A. İslam dini aile kurumu üzerinde hassasiyet durmuştur. Evet, doğru. B. Yüce Allah eşlerin kalplerinde birlikte mutlu bir yuva kurmalarını sağlayacak duygular yaratmıştır. Evet, burada ne diyor? Aranızda sevgi ve şefkat duygularını yerleştirmesi. C. İslam dini sağlıklı ve sağlam yapılı ailelerin oluşturulmasını istemektedir. Evet. D. Ailede mutluluğun yolu sevgi ve şefkatten geçmektedir. Evet. E. Evlenmek müminin dini inanç alanı ile ilgili yerine getirilmesi gereken sorumluluklardandır. Yanlış. İnançla ilgili değil, davranış, amelle ilgili arkadaşlar sorumluluklara giriyor. İnanç dediğimizde Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman gibi konular geliyor. Cevabımız E seçeneği ulaşılamaz olacak. Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin çevrenin korunmasına önem verdiğini gösterir? A. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Bu çevreyle ilgili değil. B. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir, öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirmektedir. Bu da yine İslam dininin çevrenin korunmasıyla ilgili değil. Allah öğüt almamızı istiyor insanlara. C. Sizi dirilten, sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan odur. İnsan gerçekten pek nankördür. Bu da yine değil. Bu da insanın yeniden diriltilişiyle alakalı bir örnek. D. Göğü Allah yükseltti ve mizanını, dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Bakın, çevrenin korunması diyor. Sakın dengeyi bozmayın. İşte bu ayette çevrenin korunmasına vurgu yapıyor. E. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. Bu da yine insanın yaratılışıyla ilgili bir ayet. Cevabımız D seçeneği olacak. İslam dini haksız yere bir insanın yaşamına son verilmesini büyük günahlardan saymış, hastalıktan kurtulmak için tedavi olunmasını istemiş, akıl ve ruh sağlığına zarar veren alkol ve uyuşturucuyu haram kılmıştır. Bu durum İslam dininin aşağıdakilerden hangisi üzerinde önemli durduğunu ortaya koymaktadır. A. Düşünce ve ifade özgürlüğü. B. Çevre bilinci. C. Özel yaşamın gizliliği hakkı. D. Sağlıklı birey olmak. E. İnanç özgürlüğü. İnsanın aklını ve ruhunu koruyor. Bu şekilde hastalıklardan da koruyor. Demek ki insanın sağlıklı birey olmasını istiyor değil mi? Cevabımız o yüzden sağlıklı birey olmak olacak. Düşünce, çevre bilinci, mahremiyet ya da inançla ilgili hiçbir ifade yok. Cevabımız D. Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. 3 defa kapıyı çalınız, izin verilirse girin, aksi halde dönün. Kendisine izin verilmeden evin içine bakan kimseye izin yoktur. Bu hadislerde vurgulanan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tekrar bakalım şöyle ait hadislerimize. Evet, seçeneklere toplumsal düzenin korunması değil, ev geçindirme yolları değil, misafirlikle ilgili bir şey de yok, iyi Müslüman olmanın yolları diyemeyiz, özel hayatın gizliliği yani mahremiyetle ilgili kurallar var. Evet arkadaşlar, mahremiyeti korumak adına Peygamber Efendimizin bu şekilde tavsiyeleri olmuştur. Cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi
İslam'a göre kişinin mal edinebileceği yollardan biri değildir. A. Zekat. Evet, zekatla mal verebiliriz ya da alabiliriz. B. Miras edinebiliriz. C. Nafaka tabii ki var. D. Gasp. Başkasının malını haksız yere almak, çalmak. E. Hibe. Yine başkasına malımızı tamamen karşılıksız bir şekilde verebiliriz. Ancak gasp İslam dinine göre, yani hırsızlık, başkasının malını çalmak haramdır. Bu yüzden cevabımız D olacak. İslam dininde emri bil maruf, iyiliği emretme, nehyi anil münker ise kötülüğü yasaklama, karşı çıkma anlamına gelmektedir. Buna göre haksızlığın önlenmesi konusunda çaba göstermek, kötü davranışlara sahip biri hakkında dedikodu yapmak, eğitimin insanlar arasında yaygınlaşmasında teşvik edici rol oynamak. Örneklerinden hangileri emri bil maruf, nehyi anil münker kapsamına giren fiillerdir? Şimdi haksızlığın önlenmesi için çaba göstermek, evet, ama kötü davranışlara sahip olan birisi hakkında dedikodu yapma hakkını bize vermez. Eğitimin yaygınlaşması yine iyiliğin yaygınlaşmasıdır. Bu da aynı şekilde geçerli. Cevabımız 1 ve 3 olması gerekiyor. Hemen bakıyorum. C seçeneğinde 1 ve 3 olacak. İslam'ın temel prensiplerine zarar vermeyen, kültürel ögelere dokunulmamış, aksine onlar zenginlik olarak görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu kültürel zenginliklerden biri olarak görülemez? A. Putlaştırılmış heykeller. B. Aşevleri. C. Darüşşifa. D. Kervansaraylar. E. Şadırvan köprüler. Putlaştırılmış heykeller görülemez. Zaten İslam dini putperestliğe karşı olarak gelmiştir, değil mi? İnsanlar putlara taptığı için Allah-u Teala onları uyarmış, elçi göndermiştir. Aşevleri tabii ki kültürel zenginlikti. Darüşşifa hastaneler, aynı şekilde kervansaraylar yolcular için, ticaret yapan kervanlar için. Tabii ki şadırvan abdest alma yeri, köprüler de aynı şekilde. Ancak putlaştırılmış heykeller bu zenginliklerden, kültürel zenginliklerden sayılamaz. Cevabımız A olacak. Evet arkadaşlar, yazılı provamızın sonuna geldik. Umarım sizler bu videoyu izleyerek çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Ben inanıyorum zaten, çünkü önceki yazılıların videosunun altına gelen yorumlardan bunu anlayabiliyoruz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Ödüllü sorumuzu da hemen veriyoruz. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Hazreti Muhammed'in Medine'de eğitim faaliyetlerini yürüttüğü, Müslümanların okuma yazma öğrendiği okulun adı nedir? Hadi bakalım, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.